sesimizi artık yükseltmeliyiz. Biz barış istiyoruz diye bağırabilmeliyiz. Madde 1. Madde 2. Haklı oldukları nokta, bu işte yine de askerin sözü geçecektir. Asker 2 senedir mesajlarını muhtelif şekillerde verdi, veriyor. Vermeye devam edecek. Yaptıkları briefingler, bizleri davet ettikleri zaman verdikleri mesajlar açık açık bu yöndedir. Diyorlar ki biz teröristlerle başa çıktık, çıkıyoruz. Fakat terörle biz başa çıkamayız. Terörü siviller bitirecek diyorlar. Açık söylüyorlar. Artık biz de kendi aramızda bu birlikteliği ortaya koyabilmeliyiz. Ve tabii bunların yanında en önemli olan bir nokta da bu sivil toplumun ağırlığını ortaya koyabilmesi yanında politikacının da kendi sorumluluğunu idrak etmesi. Yani Ankara'daki bu boşluğu her şeye rağmen bir olay olarak kabullenip, çünkü başka çaremiz yok, belki çok üzücü bir olaydır, çok da endişe veren bir olaydır Ankara'daki bu boşluk. Fakat buna rağmen, Ankara'daki bu politik boşluğa rağmen sivil toplumun kendi arasında bu barışı ortaya koyacak şartları olgunlaştırması lazım ki bu şartlar bugün olgunlaştı. Ben diyorum ki şimdi değilse ne zaman, tam zamanıdır ve bizler değilse, bizler deyince hepimiz, bütün sivil toplum. Onun için kimse sorumluluğundan kaçmasın. Herkes sorumluluğun idrakinde olsun. Mesaj asker tarafından kime verildi? Politikacıya ve iş adamına. Yani bana doğrudan doğruya bir davet geldi askeri cenahtan. Dediler ki gelin Güneydoğu'ya yatırım yapın. Ben de diyorum ki tamam hazırım. Güneydoğu'ya yatırım yapmak istiyorum. Yapmışım zaten. 1984'te Siirt'e gittim, orada bir fabrika kurdum. Fakat sonra kapatmaya mecbur oldum. Tekrar açarım bu gibi fabrikaları. Yeter ki oraya göndereceğim insanların can güvenliğinin, asgari şartlarının ortaya konması lazım. Bunu da ancak politikacı koyabilir. Yani Abdülmelik Fırat gibileri koyabilir. Ama yani şu anda bu vizyon askerlerin üzerinde ve burada herkes onu da paylaşıyor. Hayır, ben burada da ayrılıyorum. Bu vizyon askerlerin elinde değil. Şu anda askerleri konuşturursanız ki konuşuyorlar, bunun hal çaresi askerlerde değil artık. Silahlı kuvvetler gerekli yaptılar. Bundan sonrası silahsız kuvvetlerde, bitlerde, politikacılarda ve iş adamlarında. Ve ben bunun sorumluluğunu hissederek bu gibi programlara iştirak ediyorum. Diyorum ki kendi aramızda barışın şartlarını ortaya koyabilmeliyiz. Asker barışı zaten istiyor, istediğini iki tablet bağırıyor. Evet. Bu konuda son bir Sayın Fırat'ın görüşünü alıp kısa bir ara vereceğiz. Sayın Alaton, şimdi sizin söyledikleriniz elbette ki sizin zaviyenizden çok doğru ve doğaldır böyle söylemeniz. Fakat ben diyorum ki bu meselenin içinde en az 45 senedir bulunan bir insanız. Hep barış söyledik, kardeşlikten bahsettik. Parlamentoda da bulunduğumuz halde bize resmi devleti yöneten sistemin temsilcileri Kürt varlığını dahi kabul etmediler. Yani meseleye irtica dediler, komünist dediler, bölücü dediler, PKK dediler, APO dediler, böyle yürüyüp gidiyor. Halbuki Kürt sorunu, Kürt halkı var oldukça devam edecektir. Yani bu bir şahıslarla da, ideolojilerle de bağlı değil. Yani Kürtlerin, her Kürt'ün yani su ve hava gibi kendi kimliğini, dilini, kültürünü yani sahip olmak, bunun davacısı olmak en tabii hakkıdır. Yani bu hala Türkiye'de suçlanılan bir durum. Ben şahsen Kürt ve Kürdistan kelimesi dediğim için ceza aldım. Şimdi bunları sizin bilmeniz lazım. Biz de bu durumda diyoruz ki sizin gibi iş adamları, sendikalar, demokratik kuruluşlar eğer bu işe el atarlarsa ciddi olarak, yani kenarından yarım ağızdan değil, ben Türkiye politikacılarından kesin kes ümitli değilim. Benim kanaatime göre yani bir bakıma bir zaman ben de işlerinde bulunduğum halde yani Türkiye'de siyaset erbabı siyasi müstehazedir ve idiştir. Hiçbir hareket Özellik Bey, çıkmaz. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Bu dediklerinizle mutabık değilim. Bakın siz
40 senedir bu işin içindeyim diyorsunuz ve galiba öyle bir noktadasınız ki dönüşü artık umut edemeyecek noktadasınız ve ben bundan dolayı çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Bakın, dediğiniz mesela Kürt kelimesi söylenemiyordu, haklısınız. Ama bir düşünün ki mesela bir misal, İstanbul'da Kürt Kav diye bir vakıf kuruldu ve bu geçenlerde 15 gün önce 4. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kürt Kav dediğimiz olay, Kürt kültürünü araştırma vakfı, Kürt kültürünü araştırma vakfı diye bir vakıf kuruldu. Mahkemelerden de bunun olurunu aldı, kuruldu bir vakıftır. Kanunlara uygun olarak kurulmuş bir vakıftır. Halen faaliyettedir. Taksim'de merkezi vardır. Başında da Yılmaz Çamlıbel diye bir zat vardır. Efendi bir insandır, tanıdım. Ve Kürtlükle ilgili araştırmaları yapma iznini almış, devleti de yanında bulmuş, devletin olurunu almış bir insan veya bir vakıf. Üstelik Sayın Fırat'ın etkinin üyesi şu an. Türkiye artık dünü kırdı, dünü geçti. Yarınlara doğru kanat açmaya hazırlanıyor. Abdülmelik Bey, siz de böyle olumlu bir yaklaşımda buna yeni bir ivme verebilseniz, diyebilseniz ki gelin oturalım, müşterek çizgilerimizi ortaya koyalım, barışı birlikte yakalayalım. Türkler, Kürtler, Hristiyanlar, Museviler, herkes, Türk toplumunu, Türk milletini oluşturan bütün unsurlar bir araya gelebilsek. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Olumsuz olmak istemiyorum. Barışı bağırmak istiyorum. Ben de diyorum ki olumsuz olmayışımız, yani bir nedeni de eğer sizler de bu gerçeği kabul ederek bizimle beraber olursanız, bizi muhatap alırsanız elbette ki ümitlenirim. Ama ben diyorum ki ben 65 yaşına gelmiş, 45 senedir siyasetteyim, hala resmi olarak bunun adı konulmadı. Ben de 71 yaşıma geldim Abdülmelik Bey. Bu hiçbir şey ifade etmez. İnsan ruhunda genç olmalı. Sayın Alaton, Sayın Fırat, kısa bir ara vereceğiz. Sayın Alaton, sizi birazdan tekrar arayacağız. Lütfen ayrılmayın. Son bölümü var programımızın. Ondan sonra devam edeceğiz. Oldu, bekliyorum. Buluşmak üzere. Kendiniz takımın ele geçirilmesinden ve örgütte bir tasfiyenin başlamasından sonra APO'nun, PKK'nın ve Kürt sorununun geleceğini tartışıyoruz. Bu bölümde konuya ilişkin uzmanların değerlendirmelerini dinledikten sonra konuyu daha geniş boyutta stüdyo konuğumuz Sayın Abdülmelik Fırat'la ve bize Çin'den katılan Sayın İshak Alatoğlu'la birlikte değerlendirmemize devam edeceğiz. Bundan sonra ne olacağına bakalım şimdi. Geçen haftaki gelişmelerden sonra çok kimse hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına inanıyor. Ne örgüt eski örgüt olacak, ne APO eski APO, ne de Kürt sorunu eski Kürt sorunu. Son gelişmelere APO'nun geleceği açısından bakıldığında PKK liderinin çok zor durumda olduğunu kestirmek mümkün. Şebnem Sakık, 33 erin şehit edilmesi olayını APO'nun dediği gibi kendi inisiyatifiyle yaptıysa bu örgüt içinde APO'nun sözünün geçmediğini gösteriyor. Yok katliam, APO'nun talimatıyla yapıldıysa, bu kez de APO, dün talimatla katliam yaptırdığı adamlarına sahip çıkamayan bir lider durumuna düşüyor. Ki bunun örgüt içindeki durumunu sarsmaması imkansız. Çiller döneminde hükümetin APO'yu bir suikastla yok etme planı son anda geri çekilmişti. Bunda örgütün Sakık gibi daha da saldırgan birinin eline geçme tehlikesinin rol oynadığı söylenmişti. Şimdi yine Ankara'da değişik çevrelerde APO için değişik senaryolar üretiliyor. Aynı Kardos, yani çakalın başına gelen, başına gelebilir. Kaçma veya ayrılma kalkarsa Suriye'den ona izin verilmez. Yani ben artık barışın elçisi olacağım, savaş buraya kadar giderse tasfiye edilir. Nasıl tasfiye edilir? Çünkü bir diş macununun kullanılmış
dış mandalının tüpü boşaldığı zaman, hani onu sıkar sıkar kullanırlar, o zaman onu atarlar. İşte Carlos'u kullandı Suriye yönetimi, ondan sonra ülke dışına çıktığı zaman da ihbar etti. İhbar etti ve yakalandı biliyorsunuz, Fransa'da yargılanıyor. Bunu yapar ve hatta yok eder. Ortadan kaldırdı ve yerine daha radikal birisini, yani silahlı mücadeleyi sürdürecek birisini yerine oturtur. Bunu yaparsa çok da iyi yapar Suriye. Böylece PKK'nın artık askeri yöntemlerle bir yere varmayacağını, yani misyonunu daha fazla sürdüremeyeceğine inanmış olan çok daha kişi PKK'dan kopar ve Kürt sorunu barış zeminden de aranmaya, çözülmeye çalışılır. Kişisel olarak o konu geleceği ne olur? Türkiye'de ileride gelip bir siyaset yapabilir misin? Onu çok istiyor. Onu en büyük arzusu bu. Falan şu sıralarda çok mümkün olmadı düşünüyorum. O da zaten bunun farkında. Şöyle söyleyeyim, onun özlemi bu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama belki şu doğru bir çözüm olur. Kuzey Irak'ta politika yapması imkanı sağlanırsa, yani ona itiraz edilmezse, belki bir ortak çözüm olabilir. PKK içinde çok önemli bir isim olan Şemdin Sakık'ın şimdi APU'ya yönelik çıkışları örgüt içindeki görüş ayrılıklarını da ortaya koydu. Bunun yıllarca dağda Sakık'ın komutasında savaşan militanlarda büyük hayal kırıklığı yaratacağı tahmin ediliyor. Acaba komutanları teslim olan PKK'lılar da aynı şeyi yaparlar mı? Acaba PKK içinde APO'ya muhalif bir çizgi doğabilir mi? Ya da APO gerçekten şiddetten vazgeçerse şiddet kullanmakta ısrar eden başka bir örgüt doğabilir mi? Bu örgüt daha vahşi eylemlere yönelebilir mi? Bütün bu sorular şu anda yanıtlanmayı bekliyor. Şimdi PKK muhakkak ki bölünecek. Bölündüğü ölçüde de radikal unsurları bir tarafta kalınacak ve kullanılacaktır. Ama PKK bir yol açmıştır. Kürt sorununu gündeme çıkarmış, gündemde tutmuştur. Kürt sorununun çözümünü bundan sonra barışçı yöntemleri benimseyen, müzakerelere bir araç olarak kabullenen diğer gruplar üstlenecektir. Belki eski PKK'lılar da bunun içinde yer alacaktır. Ama onlar PKK'nın hem bugünkü örgütsel yapısını hem de şiddet yöntemlerini artık benimsemeyen, onları dışlamış olan kişiler veya gruplar olacak. Bu barış çabalarıyla birlikte gerçek güç odakları, büyük güç odakları da devreye girerler. Çünkü üzerinde çok çeşitli baskılar olacaktır bu istikamette. Onun için yeniden şiddetin tırmanabilmesi ihtimali zayıf görüyorum. Ama eğer bütün bunlara rağmen bir barış sağlanamazsa, PKK'yı destekleyen uluslararası güçler daha şiddetli bir tırmanışa geçebilirler. Bu sadece PKK'ya affedilmemeli. Onu anlatmak istiyorum. Onun arkasında Türkiye'yle politik çıkarları olan büyük güçler de böyle bir çatışmada destek durumuna geçerler. Şimdi Türkiye teröre askeri alanda ciddi bir darbe vurmuş durumda. Ancak bu askeri zafer diğer alanlarda kazanılamadığı için PKK gerilese de Kürt sorunu can yakmaya devam ediyor. Bir süredir askerler bile biz yapacağımızı yaptık, bundan sonrası sivillerin atacağı ekonomik ve sosyal adımlara kalıyor şeklinde demeçler veriyorlar. Daha önce Güneydoğu'da savaş sürerken Ankara'da bu tür adımların atılmasının taviz olarak yorumlanmasından korkuluyordu. Oysa şimdi askeri alanda kesin bir üstünlüğün sağlandığı bu dönem cesur adımlar atmak için en uygun dönem olarak görülüyor. Ancak acaba Türkiye'de o adımları atabilecek cesarette bir sivil otorite var mı? Daha da zor soru, acaba ne yapılması gerektiğini bilen var mı? Bir yenilik gelecektir tabii Türk siyaseti de, o da şu ana kadar gözümüzü kapadığımız, görmezlikten geldiğimiz bölgedeki Kürtler artık Türkiye için ilgilenecek bir konu haline dönüşmüştür. Bundan sonra değişecek olan olur. Biliyorsunuz PKK'nın önemli bir kısmı Avrupa'da bugün. Yani Suriye'den bağımsız. Giderek de Avrupa'da bir PKK'nın Şam merkezli komutasından uzaklaşma görülüyor. Ve Avrupa'daki diğer barışçı Kürt örgütleriyle yakınlaşıyorlar bunlar. Şimdi en büyük sorunumuz o olacaktır. Kürt sorunu siyasallaşınca bizim bunu nasıl karşılayacağımız konusunda bir hiçbir anlamlarımız yok.
Son dönemde değişik gruplarda böyle bir hazırlık çabası gözleniyor. Kürt kökenli bazı siyasetçi ve aydınlar kendi aralarında soruna barışçıl bir çözüm bulunması için çalışmalar yapıyorlar. Bazı vakıfların bünyesinde de Kürtler ve Türkler bir araya gelip çok kültürlülük, çoğulcu demokrasi gibi başlıkları tartışıyorlar. Bir hayli mesafe aldık. Bölge toplantıları yaparak. Yani Türklerin, Kürtlerin birlikte yaşadıkları. Ve sanıyorum bir sene içinde de Türkiye'de çoğulcu demokrasi ve çok kültürlülük temeline dayalı ve işte yerel yönetimler ile zenginleştirilmiş, siyasi katılmanın tabanının yaygınlaştırıldığı bir demokratikleşme, yeni bir anayasal önerisiyle ve bunun ulusal bir talep ve uzlaşma ürünü olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bunu bir yapalım. Ondan sonra çözüm için yeni bir toplumsal mutabakat oluşturalım. Yani mutabakatın oluşması için sorumluların bir araya gelmesi lazım. Birileri kendilerinden menkul, mevkilerinden falan ötürü onlar adına konuşmamalı. Yani Kürtleri Kürtler temsil etmeli. Teröristi değil ama. Yani barışa ve uzlaşmaya inananlar temsil etmeli. Barış ateşlerinin yakıldığı bu Nevruz'u olaysız atlatan Türkiye ileride bu havayı sürdürebilir mi? Sorunun çözümüne ilişkin kalıcı adımlar atılabilir mi? Terörden sonra yoksulluğun da beli bükülür ve Güneydoğu'da barıştan yana seslere kulak verilirse belki Nevruz'un barış ateşi ebediyen yanabilir. Evet, 40 dakikada son tura geldik. Stüdyoda Sayın Abdülmelik Fırat ve telefon hattında da bize Pekin'den katılan iş adamı Sayın İshak Alaton var. Son 10 dakikamız var. Sayın Alaton'la başlamak istiyorum bu kez. Sayın Alaton, dinlediniz dosyamızı da. Tabii Kürt sorunu deyince hiçbir ciddi hazırlığın olmadığı, sadece işte bazı konuşmalar yapılıyor, bazıları var diyor, bazıları yok diyor ama ciddi hiçbir hazırlık yok. Bunu Doğu Ergil de vurguladı. Sizce ne yapılması gerekiyor? Siz ben hemen başlanması gerektiğine inanıyorum dediniz. Biraz daha somuta indirirsek, ilk evde bir hazırlık var mı? Yapılması gereken ilk evde nedir sizce? Beni zaten en fazla endişelendiren ve aynı zamanda da rahatsız eden olay bizlerin hazırlıksız yakalanmış olmamız. Yani bir barış imkanını yakaladık fakat biz hazır değilmişiz meğerse. Çünkü bunu tartışamamışız ve beni en çok üzen yönü de bu. Çünkü ben geçen sene Diyarbakır'a gittim. TESEV olarak orada bir konferans organize ettik. Ve orada o varoşlara tıkışmış olan yüz binlerce insan arasında dolaşma imkanı buldum ve anladım ki orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Herhalde milyonlarca insan kırsal görelerden sürüldüler. Sürüldüler tabii çünkü yerlerinden edindiler ve şehirlere gitmeye mecbur edildiler. Ve bu anda bu insanlar aç ve perişan, yörelerine dönmeyi bekliyorlar. Yani bu imkanın yaratılmasını rica ediyorlar. Çünkü ben onlara sordum, ne istiyorsunuz? Bıraksınlar yerimize dönelim dediler. Yerlerine döndükleri zaman ne yapacaklar? Üretken hale sokmamız lazım onları. İşte o Diyarbakır konferansından sonra ben hiç olmazsa kendi çapım içinde, kısıtlı bir çap içinde bir proje geliştirdim. Ve yanıma Tekveşli grubunun başkanı Doğan Vardarlı'yı aldım. Bir de bir İsveç şirketi var, Alfa Laval. Bunlarla bir proje geliştirdik. Yani bu insanlar yörelerine, köylerine, kırsal yerlerine döndükleri zaman üretken hale sokabilmek için bunları en başta birer hayvan, 1-2-3 büyükbaş hayvan sahibi yapıp bunun yanında da süt, peynir vesaire gibi en basit üretimi temin edecek şekilde bir hazırlıklarımız var. Fakat bu hazırlığı tatbik edebilmemiz için bu insanlar mesela yerlerine dönmeleri lazım. Biz bunda da hazırlıksızız. Yani beni en fazla endişelendiren ve aynı zamanda huzurumu kaçıran olay sivil toplumun buna bu kadar bilgiyane, bu kadar uzak kalışı. Medya da bunun içinde. Sadece söylediğim gibi 35-40 kişi ölüyor ve 27. sahibinin tek sütununa yer alıyor. Yani biz bu olaya
artık öyle bir şekilde bakıyoruz ki kanıksamışız, alışmışız. İnsanlar evet. ölebilir. Çünkü biz ölmüyoruz diyoruz. İshak Bey, insanları bunun için uyandırmak istiyorum. Şimdi zamanıdır. Kaybettiğimiz zaman geride kaldı. Fakat ilerideki zamanı hızlı bir şekilde kullanarak barışın çerçevesini ortaya koyalım. Onun için rol kimlere düşüyorsa, en başta politikacılar olmak üzere, onları uyandırmanın zamanıdır diyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Ben Sayın Fırat'a dönmek istiyorum. Tabii işte söz dinletme konusuna gelmek istiyorum. Siz tabii savaşı isteyen küçük de olsa bir azınlık olduğu çıktı sözlerinizden. Yani barışı isteyen çok ezici bir çoğunluğa rağmen. Siz tabii o çevrede büyük ağırlığı olan bir isimsiniz. Değişik gruplar var ve bunların içinde savaşı sürdürenler de var. Sürdürmek isteyenler de var belki. Onlara sözünüzü dinletebiliyor musunuz? Dinletebilecek misiniz? O olmadığı sürece bir barış ortamı doğabilecek mi? Şimdi Kürtlerin içinde elbette ki savaşanlar var. Yani ben şimdi İshak Bey diyor ki %99, %100. Şimdi bu bir vaka. Tabii Kürtlerde savaşanların da hepsi yine barıştan yana. Yani savaşın devamı gibi bir fikre sahip olan Kürt yok. Fakat ben şunu anlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'de bir barış platformu, bir barış vasatı yok. Yani ona gelinmiyor. Yani en azından yani meseleye yani bir Kürt sorunu vardır denilmiyor. Düşünün bir başbakan yardımcısı Ecevit meseleyi halletmek için diyor ki kibutslar, kolhozlar kuracak. Yani toplayacak o bundan 20 sene önceki hayalini şimdi başbakan yardımcısı oldu. Onu değerlendirmek istiyor. Şimdi bizim burada söylemek istediğimiz elinde irade olan, güç olan muhatap kabul edilmedikten sonra konuşmak da duvara konuşmak. Yani ben bunu onun için pek Kürt sorununun çözümünde nelerin olması lazım olarak girmediğimin sebebi bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki dinleyen yok diyorsunuz. Yani önce ciddi alan dinleyen olacak ki ben ondan sonra... İşte dinleyen yok. Yani birisi gelse ki ben diyorum ki size 1973'ten 95'e kadar yani 2-3 sene doğum güneydoğu diyelim. Yani Kürt dersek de bazıları gıcık alıyor. Kafaları tabii şablonlanmış. Kürt deyince kıyamet kopacak insanlar olduğu için. Bugün bu sorunu belki konuştuğumuz zaman bazı kimseler de tedirgindir. Fakat mesele barış çağrısı yapıyoruz. Barışçılar savaşanlardan daha çok zulüm görüyor. Bugün düşünebiliyor musunuz ki Sayın Alaton eğer dinliyorsa o Tanrı, dinliyorum. O Tanrı'nın seçilmiş bir etnik grubundan gelmesine rağmen onların soyu çok zulüm görmüştür. Onu telin ediyoruz tabii, büyük zulüm. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün Kürt halkı Yahudilerden çok daha ezilen bir noktadadır. Yani binlerce köy yakılmış, yıkılmış, milyonlarca insan yurdundan olmuş, her şeyi perişan, neresiyle devlet ilgileniyor ki gelip hala ben öldüreceğim, kahredeceğim diyorum. Ben bir yerde Fırat, şöyle... Geçmişi gömedim Fırat. Geçmişi gömelim. Efendim? Geçmişi gömedim. Geleceğe bakalım. Barışı yakalayalım. Barışı yakalayalım ama ben de diyorum ki bir insan geçmişi unutamaz. Yani geçmiş konuşulur. Onun üzerinden konuşularak sünger geçilir. Kafası kırılan, sürülen biziz. Yine barış diyoruz. Sen benim kafamı kırdığın halde beni kale almıyorsun. Yani ben konuşmam ne ifade eder ki? Bunu anlatmak istiyorum. Yani ben diyorum ki Türkiye'de eğer iş çevreleri, sendikalar, demokratik barış grupları geçerse yani ben şahsen Türk ordusunun barışa yani adım atacağına inanıyorum. Ama sivillerden hiçbir şey çıkacak, parlamentodan çıkacağına da kesinlikle güvenim de yok. Onu da açıklamak istiyorum. Ama tabii Kürt tarafında da ciddi bir zulüm uygulaması oldu. Yani bu karşılıklı iki tarafın siz bir tarafını dile getiriyorsunuz ama tabii çok vahşi bir şey uygulandı bir yandan da bölgede.
ve onun yarattığı da bir infial oldu ister istemez. Onun için zannediyorum, onu siz de takdir ediyorsunuz. Ben de diyorum ki Türkiye'de bu ölen insanlar bizim bu ülkenin çocukları. Evet. Yani bunlara acımamak suçtur. Yani bugün bir Edirneli, bir Uşaklı, bir Karadenizli, bir Antalyalı'nın gidip o dağlarda çığların altında yahut da bir kurşundan ölmesinden ıstırap duymayan bir insan, insan değildir. Ama aynı şekilde orada yine anne baba çocuğu, genç çocukların ölüsünü de yani onların ölümüne de yani şey yapmak, yani sevinmek de manası yoktur. Bu vasata gelmiyoruz. Bugün televizyonları seyrediyorsunuz. Bazı televizyonlar yine öldürülmüş, yani katledilmiş, mağdur olmuş ailenin anneleri topluyorlar. Onların ıstırabından ram temin etmek istiyorlar. İşte bu mesele varken olmaz. Ama sizin de o konuda belki açıkça temin etmeniz, bunu kınamanız belki o da bir önemli başlangıç noktası olacaktır. Yani her tür şiddeti... Biz her tür şiddet yanlıştır diyoruz. Yalnız bir şu durum var ki dünyada bu bir gereklidir. Ortaya giren, barışı isteyen insan yani tek taraflı konuştuğu zaman tabii yanlıştır, onu biliyorum. Yani biz şiddetin karşısındayız. Yani bunu oturup yan yana kardeşçe halledilmeyecek meselemiz yok. Çok üzülerek ifade edeyim, bundan 4-5 sene önce Ankara'da Amerikalı bazı profesörler geldi. Bir müsteşarlık kurulmuştu. Yani bu kritik sorunları çözüm için. Beni de çağırdılar, ben gitmedim. Fakat giden parlamenterler konuştular orada. Bizim devletin en üst zirvesindeki insanlar oradaki Amerikalı profesörlere demişler ki ya biz oturup konuşamadık, teşekkür ederiz, siz bizi bir araya geldiniz, Kürt parlamenterlerle Kürt sorununu konuştuk. Şimdi ben bunu vurgulamak istiyorum, yani Türkiye'de elinde güç olan yani insanlar, sistemi yönetenler bu noktaya bir adım attıkları zaman mesele hallolunur, halledilmeyecek mesele değil. Sayın Alaton, burada toparlamak istiyorum. Eğer bir son sözünüz varsa onu alacağım. Yoksa size teşekkür ederim. Evet, evet. Sorun Dündar, bizim birleştiğimiz önemli bir nokta var. Bu program şuna yaradı. İşte parmağımızı belirgin bir şekilde Ankara'ya çevirmeliyiz. Ankara'daki politikacıya hep birlikte seslenmeliyiz. Etmeliyiz ki barışın çerçevesini ortaya koyma sorumluluğu senindir politikacı demeliyiz. Bugün eğer yönetimde sıfır denecek derecede boşluk var ise söylenecek bir olay yok. Yok eğer mevcut bir hükümetimiz var ise ve bu hükümet sorumluluğunun idrakinde ise askerin verdiği mesajı anlayabilmeli ve barışın çerçevesini ortaya koyabilmelidir. Abdülmelik Fırat ile birleştiği nokta odur. Evet. Artık sorumluluğunun idrakinde olsun ve biraz önce söylediğim gibi barış cesaret isteyen bir olaydır. Savaşmaktan çok barış yapmak cesaret istiyor. İşte o cesareti Ankara'daki politikacılar beklememiz lazım. Bunu bağırmamız lazım. Medya da bunu ortaya koymalı. Medya bağırmalı. Artık barış istiyoruz diye başlık atmanız lazım gazetelerde. O konuda ben çok iyimser olamıyorum. Gene de inşallah ama, olur diyorum. Ama başka çarem yok. Eğer buna bu heyecanı koyamayacaksak en azından gecenin içerisinde bunu tartışarak burada o sesi yükseltmiş olduk. Sayın Alaton, katıldığınız için sabah bu saatinde, Pekin saatiyle katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir katkı yaptınız. Burada bir belki filizlendirmiş olduk. İleride hayalini gördüğümüz barış ortamını. Çok teşekkür ediyoruz yeniden size. Sağ olun. Sayın Fırat, size de evet, ben de çok kısa bir kelimeyle hakkı verip çok açtık. Evet, evet. Ben zaten çok kısa. Şunu hemen belirlemek istiyorum ki barış, yani dünyada milyonlarca yani insan öldürmüş topluluklar, devletler barışmıştır. Yani insanlığın en son yani geleceği nokta barıştır. Buna ne kadar önce gidilirse faydadır. Onu söylemek istiyorum. Barışıldıktan sonra geçmiştekiler geçmişte kalır. Ama barış olmadan olmuyor. Onu söylüyorum. Yani Türkiye devletini yöneten güce ben de burada sesleniyorum. Bugün
Yani daha çok barışa ihtiyacımız var. Yani barış dediğimiz zaman elbette ki birbiriyle çarpışan adamlar barış yapar. Yoksa birbirinin dost olanın barışa ihtiyacı yok. Biz sivil olarak ne silahımız var ne silahı kullanmaya yani niyetimiz var, hoşumuza gitmiyor. Bu ülkenin çocukları birbirini öldürmesin, barış olsun yani bunu söylüyoruz. Sizin peki yani böyle düşünmeniz tabii PKK'nın hiç hoşuna gitmeyecek bir düşünce tarzı. Oradan bir endişeniz yok mu? Şimdi tabii ben peki Kürtler arasındaki tabii Kürtlerin içinde birçok partiler var. Irak'ta da var, İran'da da var, Suriye'de de var, Türkiye'de de birçok partiler var. Ve Kürtlerin zaten en büyük düşmanı Kürt. Düşmanı Kürt'tür. Yani onu bir defa vurgulayayım. Yani en büyük düşmanı. Eğer bir birliktelik olsa, tek mesele söylenirse bu iş bu kadar büyümez. Fakat onun için şunu söylemek istiyorum. Biz bu barış inisiyatifine teşebbüs ettik diye birçok çevrelerden tedirginlik oldu. Sanki bir partiyiz, biz diyaloğa giriyoruz devletten. Öyle bir şey yok. Biz barışı, diyaloğu yani hem Kürtlerin içinde hem Türkiye'deki bütün diğer etnik ama gruplarla... gerekirse girmeye hazırız diyorsunuz zaten. Biz yani bunu söylüyoruz. Biz bunu söylüyoruz ve bunu söylerken de bugün devlet en basitinden biz parlamentoda bunu söyledik, konuşulmadı. Şu anda yine parlamentoda Kürt kökenli milletvekilleri var. Yani Ecevit de Kürt kökenlidir. Efendime söyleyeyim Sezgin de Kürt kökenlidir. Onlar da konuşması lazım. Niye konuşmuyorlar? Belki bundan sonra. Hikmet Çetin de konuşsunlar. Öyle herkesin kökenlerini de bir şey atmış oldunuz burada. Evet. Sayın Fırat çok teşekkür ediyorum. Yani çok önemli bir şey bu arada söylediniz. Ülkenin gerçek hakimi kimse onlarla barışı konuşalım dediniz. Bir yandan da önemli bir şey söylediniz laf arasında. Asker ve barış istiyorum. Benim görüşüm buradan... yani asker bizzat savaşa giren askerlerden ben görüşmüşüm. Onlar en çok barışı isteyen, yani savaşın ne kadar evet. kötü olduğunu, yani insan hayatı o kadar şey midir, yani çok ucuz mudur, yazık değil midir bu ülkede bu kan aksın? Yani barış lazımdır hepimize. Evet. Şunu da belirleyeyim, yani Kürtlerin, bak yüzde savaş için öyle konuştum ama, şunu söyleyebilirim ki savaşanlar da dahil olmak üzere Türk halkına, Kürtlerin saygıdan, sevgiden başka bir şeysi yok. Ve Türklerin de %80'i böyle olduğuna, %100 diyemiyorum. Çünkü savaşmak isteyenler var, çıkarları onda olanlar var. Sayın Süleyman Demirel, Türkiye yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa dedi ki Kürt realitesi var. Fakat ondan sonra hiçbir arpa boyu ileri gitmek bir yana daha ters yönlü oldu. Ben kendisiyle de konuştum. Kendi evinde de söyledim. Kendisi de hayattadır. Dedi ki ben bilmiyordum ki Türk nasyonalizmi bu kadar kabarmış. Bu sözü söyledim. Geri çekildim. Ben de orada aynı şeyi söyledim. Hayır ben katılmıyorum bu görüşe. Bu kadar televizyonlarda propaganda kışkırtmalara rağmen hiçbir yerde Türklerle Kürtler çatışmamıştır. Birbiriyle 1000 sene yaşamış insanlar birbirine kız alıp vermiş, mezhepleri, görüşleri birbirine yakın insanlar çatışmaz. Evet. Ve bunu söyledim. Benim inancım devleti yöneten güç sistemin bir kutusuna bir şey konulmuş. Yani bir işte çıngırak konulmuş. İki de o çalıyor, bazıları ürküyor. Biz de konuşurken korkarak konuşuyoruz ki yani fincancının katırlarını da ürkütmeyelim. Yani söyleyeceğimiz bu. Umarız bu gece çok ürkütmemişizdir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler 40 dakikada PKK ile 15 yıldır sürdürülen mücadele ve son bir haftada yaşanan gelişmelerin gerçek anlamını çözmeye ve sorunun geleceğini incelemeye çalıştık. 5 dakikalık bir aradan sonra bu tartışmaları kısaca özetleyerek sizlere veda edeceğiz. Yapılan herkesin ortak görüşü bir şans yakalandığı, Mevlu sorununun çözümü yönünde bir şans yakalandığı yönünde. Dünyada bir barış rüzgarı esiyor. İrlanda sorununun çözümü için İngiliz ve İrlanda tarafları bir arada bir masada el sıkıştılar. Bir yandan da Türkiye içinde de hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir harekatı sonucu
PKK'nın geriletilmesiyle bir ortam doğdu. Hem de PKK içinde bunun sonucu olarak terörü dışlayan yöntemleri öne çıkaran bir akım gelişti. Bunlar barış için bir şans yakalandığı şeklinde yorumlandı. Fiilen ülke içinde inisiyatif Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde, fakat buradaki konuştan konuklarımız da dile getirdiler ki Türk Silahlı Kuvvetleri de barış istiyor. Ancak burada sorun bundan sonrası sivillerin işi, fakat siviller içinde bu işe el atacak ciddi bir muhatap yok. Ciddi bir iktidar boşluğu var. Dolayısıyla bu iktidar boşluğu doldurulamadığı için sorunun çözümüne ilişkin ciddi adımlar atılamıyor. Bu dile getirildi. Bu Ergil PKK'nın devre dışı kalmasından sonra, çünkü PKK bugüne kadar bir muhatap gibi görülüyordu. Dolayısıyla Türk tarafı bunu kesinlikle bir muhatap almıyordu. O bir masaya oturma gibi bir şans zaten söz konusu değildi. Ama şimdi barışçıl yöntemleri benimseyen diğer grupların hareketi üstlenebileceklerini dile getirdi. Burada bugün programın canlı yayına katılan iki konuğumuz kendi grupları içinde konuyu inceleyip araştırdıklarını ve değişik diyalog çareleri aradıklarını dile getirdiler. Bu da önemli bir adım olarak görülebilir. Ve nihayet son olarak bu grupların artık çare için, çözüm için parmaklarını Ankara'ya uzatıp çevirmesi gerektiğini İshak Alaton söyledi. Barışın çerçevesini çünkü uzun dönemde Ankara, yani politikacılar çizecek. Bunun için belli baskı gruplarının oluşturulup bir an önce harekete geçirilmesi de burada dile getirildi. Barış isteyenlerin çoğunlukta olduğu, hem de ezici bir çoğunlukta olduğu, dolayısıyla barışın önünün açılmaması için hiçbir neden olmadığı, yeter ki bu konuda siyasi iradenin harekete geçirilebilsin dendi. Evet, barış cesaret istiyor. Barış isteyenlerin en az savaş isteyenler kadar cesur olması gerektiği günlerdeyiz. Programda bunu dile getirdik zannediyorum. Bu programın özü, özetle bu cümledeydi. Umuyoruz barışa, barış için daha fazla beklemeyiz ve gereken adımlar bir an önce atılır. İnşallah. Efendim, uzun bir yayın oldu. Haftaya aynalarda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.